Gelmişsiniz burada, çalışıyorsunuz. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ederim hepinize. Neler yapıyoruz burada? Bayk Hoca İstikbal ve Bir Takımımız. Hocamızın eşliğiyle birlikte roket planlıyoruz. Alçak irtifada 1,5 kilometreye çıkarmamız gerekiyor. Onun da %80'ine kadar çıkarmamız gerekiyor. Yani 1,2 kilometre ile 1,5 kilometre arasında bir değerde başarılı bir şekilde paraşütü açıp faydalı yükünü indirmemiz gerekiyor. Onların, sizin desteklerinizle yarın bir gün üniversitede birer mühendis olarak yetişmelerinde katkıda bulunmuş oluyorsunuz aslında. Tabii. Yani bu tür şeyler fikirleri arttırıyor, doğuruyor, yani yeni bir şeyler çıkıyor. 10 aylık bir proje süresi belirledik. Faaliyet takviminin içerisinde düzenli kamplarımız ve yapılacak teorik çalışmaların yer aldığı bölümler var. Asıl ana kamplarımız Mart ayının İlk ve ikinci haftası. Yani ikinci aşamamızda başkanım, tespit edilen binaların özelliklerini belirlemek. Yani burada da konumu, ondan sonra binanın kaç kat olduğu, işte 3 boyutlu görüntüsü olabilir vesaire gibi tespitler. Bunlar tabii uzun süreçler. Bir sürü veri toplamamız gerekiyor. Verilerde bina görüntüleri olacak. Yani onun için uçuş yapacağız. Bir sürü yerlere gideceğiz, uçuş yapacağız. Veri toplayacağız. Ondan sonra o verileri yazılıma entegre edeceğiz. Verilerden bir işlem çıkaracağız, bir veri işlemi yapacağız. Şeyimiz şu aslında, görüntü almamızı sağlayacak. Havada uzun süre kalmasını planlıyoruz. Şu ayaklar, ayak olarak mı düşüneceğiz yoksa o altta? Evet, ayak, iniş takımı gibi düşünebiliriz. Burada altta kamera olacak. Biz ziyaret ediyoruz. Arkadaşlarımızla çalıştığımızı ifade edince, şu an diğer bölümlerde de bir drone'la kaçak yapı tespiti yapmak isteyen bir ekibimiz çalışıyor. Bir tarafta yine roket ile ilgili bir çalışma yürütüyorlar. Burada da yine Bayık Hoca'yı çalışıyoruz. Ondan sonra ne aşamadayız bu arada? Ben de merak ediyorum. Sonrası bizim malzeme hesaplarımızı, elektrik hesabı, pillerin teknolojisi olarak geliştirip arkadaşlarla hesapladık. Şu an onların alımıyla alakalı işlemdeyiz. Yakın zamanda alımını yapacağız. Yine ses sistemleri, ses kartlarıyla alakalı çalışmalarımız, kodlarımız arkadaşlar üzerinde çalışıyor. Örneklere bakarak bu örnekler doğrultusunda kendimiz özgür bir tasarım yaptık. Bu tasarımımız hem ön takım olsun hem arka takım, halk, şase, kabuk sistemi. Her türlü tasarımımızı kendimiz yapıyoruz. Diğer yapılmış olan örneklerdeki eksiklikleri göz alarak biz bu eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Hem de Teknofest için daha giriş, hem özgün hem yerli yapmaya çalışıyoruz. Bu ürünlerimizin araç üzerindeki yerleştirmeleri, gerekli tesisatların nerelerden geçip de ulaşılması gerektiğini, bunun gibi planlarımızı da yapıyoruz bu süreçte. Bu alım süreci devam ederken ki bu süreci de verimli kullanmaya çalışıyoruz. Benim penceremden baktığımda çok çok kıymetli bir çalışma yapıyorum. Gelecekte bunu daha iyi anlarsınız. Yani akranlarınız hoşça vakit geçirirken işte biz o zamanlar bir şeyler yapma çabası içerisindeydik diye ifade edersiniz. Ben bunu kendi evladımda dahil olmak üzere söylüyorum yani. Kendime de söylüyorum. Çok çalışan başaracak Allah'ın izniyle. Ben hazır burada hepinizi bulmuşken hepinize yürekten teşekkür ediyorum arkadaşlar. Fikir kanaatlerinizi biriminizle, bizlerle lütfen paylaşın. Gerekli iletişim kanallarımız üzerinden paylaşabilirsiniz. Yani bizim hiç durmadan üretiyor olmamız lazım. Hiç durmadan yenilikleri arıyor olmamız lazım. Çünkü yeni düşüncelere, yeni akımlara, yeni beyinlere ihtiyaç var. Bunu yapanlar zaten yapıyor ama biz yeni bir ekip, yeni bir kadro ve bu kadroyu ne kadar da nitelikli, donanımlı insanlardan oluşturursak ben o kadar güzel işler çıkacağını düşünüyorum. Yani şurada bir çırpıda saydığınız bak 3-4 tane ve ayrıca konu başlığı olarak çalıştığınız konular var. Yani benim çabamdan ne olur demeyin, sizin çabanızla başlıyor bütün her şey. O çabalar işte ortak bir sinerjiye dönüşüyor, ortak bir faydaya dönüşüyor. Sizinle orantılı, oradaki aydınlatma direkleri de bu elektrikten verebiliriz diye. Evet. Böyle ortaya çıkmış bir çalışma. Malzemeleri edip, mal parçaları artık. Bu da çok hızlı oldu başkanım. Çok hızlı. Atölyem evimde kapsamında her hafta biliyorsunuz çalışma yapıyoruz. Evet. Dedik ki halihazırda ciddi yoğunda bir kaygılaşı oluyor. Ne yapabiliriz? Dedik kar kremi makinesi yapalım. Hep bir ihtiyaçtan dolayı. Kesinlikle. Çok...